Hakkımda 5-10 yıldır ciddi bir karalama kampanyası aldı başını gidiyor. Eğer bu iddiaları ispat edemezseniz alçaksınız, şerefsizsiniz. Özgür Bey, bunların hepsini ispat ettik. Belgeleriyle birlikte sizlere sunduk. Bunu siz de biliyorsunuz. Bir dakika Nevzat Bey, size döneceğim ama isterseniz önce bir Özgür Bey'e müsaade edelim. Buyurun Özgür Bey. Çok teşekkür ederim Deniz Hanım. Ya güzel kardeşim, eğer belgen varsa anlat, kamuoyu bilsin. Bunda bir sıkıntı yok. Benim bir korkum yok. Ancak bizim büyümemizi, ülkemizin büyümesini istemeyen adamlar var ya. Evet, dilerseniz şimdi Nevzat Bey'e biraz söz verelim. Buyurun Nevzat Bey. Sağ olun Deniz Hanım. Bu şahısa Alaçatı ve Gümüldür'de toplamda 3 milyon dolarlık arazi 50 bin TL'ye ihalesiz olarak devredilmiştir. Doğru mu efendim? Evet doğru. Ve bu şahıs söz konusu bu arazilere lüks konutlar dikerek bir sene içerisinde şirketinin kar payını 5 kat arttırmıştır. Evet arttırdım. Nereden geldiği belli olmayan 10 milyon dolar ile kendisi, ailesi ve yakın arkadaşlarını bir uçakta toplayarak Amerika'ya bir haftalığına tatile gitmiştir. Bu da doğru mu efendim? Doğru tatile gittik evet. İstanbul Beylikdüzü'nde 20 bin metrekare kamu arazisini kurmuş olduğu Sözde Yardım Vakfı'na usulsüz yollarla devredip buraya da 5 yıldızlı bir otel dikmiştir. Evet diktim. Benim söyleyecek başka bir şeyim kalmadı Deniz Hanım. Bundan sonrasını kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Yalnız ben nereye varmak istiyorsunuz tam olarak algılayamadım. Yani diktim. Hani bir otelse problem. Ortada bir otel var, buna yok diyemeyiz. Bu otel dikilmiş bir otel. Sorun nedir? Yemeği mi beğenmediniz? Yani otelin içindeki